16 Mayıs, 22 Mayıs haftalık tarotlara hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, destek almayı unutmuyorsunuz güzel takipçilerim. Sevgili koçlar, iş konularınızla alakalı çok yoğun bir hafta olacak. Eliniz kolunuz birbirine karışacak ve tamamlanması gereken işlerde aksilikler olacağı için mümkün olduğu kadar odaklanmanız gerekiyor. Odaklanmadığınız takdirde işinizde zarar, kaygı ve yönetim ya da yöneticilerle alakalı aramızda uçurumlar söz konusu olacak. Yerinde değişim bekleyen ya da yükseliş bekleyenler için bu hafta imkansız olarak gözüküyor. Ama kendi işinizi yapıyorsanız hatalar yapabilir, para kayıpları söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar para sisteminizi doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Aile içerisinde kadınlarla güzel geçireceğimiz bir hafta. Onlarla sohbet, muhabbet gayet keyifli olacak. Ama evli çiftlerimizle ilgili toprak alımı, mal alımı, anahtar konuşmaları daha yoğun bir şekilde hayatımızın içerisine renk katacak. Boşanmayı düşünenler ve boşanma konusunda mutsuz olduğunuz ve ailede ve etrafınızdaki insanların bu ilişkiyi çok fazla yorduğunuzu savunuyorsunuz. Evet haklısınız ama bu ilişkiye tekrar bir şans verirseniz daha mutlu olacağınız söz konusu olacak. Eğitim ya da konum anlamında kendinizi geliştirmek istediğiniz noktaları artık doğru yön görmeniz gerekiyor. Çünkü burada eğitim hayatınız, iş hayatınızla alakalı engeller gösteriyor. Dil eğitimi olabilir, master'ınız olabilir, yüksek lisansınız olabilir. Mümkün olduğu kadar işinizle alakalı eğitimler ön planda olacak. Devlet ya da kurumsal bir alana geçiş düşünceniz varsa, devlet, özellikle devlet kapınıza hazine, kurumsal içinde devreye birinizi sokmanız gerektiği gözüküyor. Mümkün olduğu kadar devletle alakalı sorunuz olumlu, kurumsal için biraz daha vakit var. Aşk konusunda, uzun süredir sevgi ve aşk konusunda yalnızsanız, size uygun bir enerjiniz, hayatınız evresine geçiş yapacak. Geçmişi özlemle bekliyorsanız unutmamaktı. Sevgili kalın efendim. Sevgili boğalar. Nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Oo, bereketli ve aydınlık bir hafta. İşinizdeki aksilikleri görmek, işinize mühür gibi sağlam adımlar atmak, geçiş, toplantılar, işler, yolculuklar, seyahatler size güzel fırsatlar getirecek bu hafta. Bunları doğru gördüğünüz takdirde artık yalansız ve net iş kapınızda hedef noktanız yukarıya doğru geçiş sağlıyor. Yeni iş bekleyenler için biraz daha hayal dünyanızın altyapısına uygun nokta bulamadığınız için mümkün olduğu kadar geçici süreçlerdesiniz. Kalıcı için 2 hafta, 2 ay gibi bir vaktiniz var gözüküyor. Bu ara kendi işini yapanlarda kader çarkı güzel dönüşler. Para evreniz, parasal noktalardaki problemleri yavaş yavaş örtmeye ve daha güçlenmek için doğru adımları görmeniz gerektiğini uyarıyor. Özellikle aile işiniz ya da ortaklarınız, 3 ortaklı ya da 2 ortaklı bir sistemimiz varsa ya da eşimizle ortaklı bir sistemimiz varsa taht artık yerine oturmaya başlıyor ve dengeleri ve huzuru en iyi şekilde bulacaksınız. Aşk konusuna geldiğim vakit, uzun süredir evlilik teklifi almadıysanız, ilişkiniz uzun solukluysa evlilik teklifine doğru giden ve birbirimizi daha doğru noktada göreceğimiz enerjiler bizi bekliyor. Geçmiş ilişkinizle ilgili başlamak istiyorsanız tekrar karşı tarafın tavırlarını aynı noktada olacağını bilerek hareket edin. Evet başlamak var ama yine kırılan, yine kalbiniz kırılacak siz gözüküyorsunuz. Evli çiftlerimizle alakalı noktada taşınmak, alım, araç konuları ve özellikle göz hassasiyetiniz olabilir, yüzle alerjik durumlarımız olabilir, ihmal etmeyin. Ailenize ait uzun süredir çözemediğiniz mal ve mahkeme konularımız gündemde. Bu derki iş, geçmişe ait iş konunuz varsa, mahkemeniz varsa bunun kazanmak için adımları başlamış. 7 hafta, 7 ay içerisinde işinizle alakalı hakları yeniden sahip olacağınız gözüküyor. Eğitim konusunda sevgili gençler biraz daha odaklanın. 5. ay başarılı ama 7. ayda da bazı çözmeniz gereken süreçlerimiz var. Azimle mücadele etmeye devam edin. Mutlu kalın. Sevgili ikizler, abone olun, yorum yapın, beğenin. Evet, kırılan kalbiniz, şifalanmak, aşk konusunda yaralarınız, kendi içinizdeki korkularınız ve endişeleriniz gün içerisinde hem iş hayatımızı hem de duygusal hayatımızı etkileyecek. Mümkün olduğu kadar enerjimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Beklenmedik paralar
Yani sizin mesela salı, çarşamba, perşembe günü Gonca yaprağı şeklinde beklenmedik paralar size bereketli ve uğurlu gelecek gözüküyor. Aşk konusunda kendi esaretinizde sıkışmış, yanlış iletişim, yanlış konuşmalar biraz canınızı sıkabilir. Geride durmak isteyebilirsiniz. Karşı tarafın hatasını anlamak isteyebilirsiniz ama karşı taraf biraz kendi boyutunda olduğu için sizin adım atmanız gerektiğini uyarıyor. Evet, özellikle evli çiftlerimiz için de bu ara çocuk, plan, program, tatil, yolculukla ilgili net kararlar vermek için çok doğru bir hafta. Ayımız özellikle kadınlarımızın üstüne eşimizinle alakalı kadınsal bölgesinde sağlık problemleri olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar ihmal etmeyin. Sağlık sektörü ve parasal ve güzellik merkezinde çalışan sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Yıldız başarıyı sunuyor ve gitmek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz projeler için çok doğru ve sağlam bir nokta. Eğer kurumsalda çalışıyorsanız işinizdeki bu yükseliş ve işinizle alakalı görünmeyen evreniz geride kalıyor. Kalbinizdeki dua işinizin şahlanmasına, artı fırsatlar, artı projelerde yer alacağınızı gösteriyor. Özellikle de yurt dışı ve şehir dışı yolculuklarımızla ilgili güzel fırsatlar, beklenmedik iş kapıları var. Gözünüzü dört açın, güzel fırsatları değerlendirin ve bu değerlendirme süresinde yeni anlaşmalar, yenilikler size mutluluk verecek gözüküyor. Çok geçmiş ilişkisini bekleyenler çok uzun zaman oldu. Artık bunu beklemeyi bırakmayı ve kalbinizden bırakmayı devam edin. Çünkü yenilik yeni bir aşk evresi var. Çocuk isteyenler için evet evliliğinize çocuk muradı var ama der ki eşimiz ya da kendimizin bir tedavi ve bu tedavi sonucunda aile olacağınızı gösteriyor. Siz zaten ailesiniz ama eve bir şenlik gelmesi için çokluk olmak istiyorsunuz. Tedaviniz şart gözüküyor. Yengeçler nasılsınız? Oo, biraz sinirli, biraz gergin. Kadınlara özellikle, etrafınızdaki kadınların tavırları, agresif yönleri, konuşma uslupları, tavır ve edaları sizi çok fazla kasıyor olabilir. Der ki takmayın, müziği kulağınıza takın, yapmanız gereken birçok iş var, yorucu bir tempodasınız. Ve burada yöneticiniz kadınsa size eziyet kampı yaratıyor olabilir. Ama unutmayın ki siz kendi enerjiniz, kendi başarınızla hedeflediğiniz noktaya en iyi şekilde varacaksınız. Ve gökkuşağı şeklinde mutluluk, konumda değişiklik. Yani 2 hafta içerisinde paranız, konumunuzla alakalı hedeflediğiniz birçok şeyde başarı aydınlanmanız var gözüküyor sevgili yengeçler. Sevgili yengeçler, özellikle de kendi işinizle ilgili mahkeme ya da uzun süredir mahkemelik konularınız varsa artık doğru noktada yol alacağınız, haklarınızla ilgili hayal ettiğiniz her noktaya yavaş yavaş dokunmak ve istediğimiz evreyi en iyi şekilde, yani en iyi şekilde alacağız ama vakti ve zamanı var gözüküyor. Kurumsalda çalışan ya da devlet alanında çalışanlar da kader size gökkuşağının en güzel güneşini veriyor. Korkmanıza gerek yok. Dönem dönem değişiklikler, yurt dışı ile ilgili bağlantılar ya da gideceğiniz yolculuklarda kalbiniz ve kanıtınız o kadar güçlü olacak ki siz hedeflediğiniz başarıya, siz istediğiniz noktaya erişeceksiniz gözüküyor. Eğitim konularınızla alakalı deli deli halleri bıraktığınız takdirde eğitimde başarınız var. Ama ailede baskı, aile içerisindeki yaşanan baskılardan dolayı kendinizi adapte edemiyor olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar adapte olmanız gerekiyor. Yenilikler ve yeni başlangıçlar size mutluluk verecek. Evli çiftler için evet başlamak istediğiniz hayat, kavgalar, tartışmalar, yaşanan krizleri örtmek, kendimizi bulmak, kendi bakışımızı, kendi mutluluğumuza doğru gülümseyeceğiz. Ama burada der ki kafamızda 5. ay bitmeden taşınmak, yeni eve geçmek, yeni araç almak gibi fikirlerimiz var. Bunlar için doğru evre gözüküyor. Hiç aşık olmayanlar için bu kadar kalbiniz acıdı. Şu an biraz daha tamir edip meditasyonunuzu, özellikle spor yapmanız lazım. Sizin özellikle boyun ve boğaz bölgelerimizde hassasiyetimiz olabilir. Sporla bunu oluşturalım lütfen sevgili yengeçler. Aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı sakın unutmuyorsunuz. Para hazineniz, bolluğunuz, aydınlanmanız, güçlenmeniz, işinizle alakalı imzalanacak tüm evraklarınızın hazinesi sizin için alıyor. Konum değişimi, yerle alakalı hedeflediğiniz birçok şeyde ekip ve yöneticilerimizin size çok güzel bir desteği olacak ve huzursuz döneminiz bitiyor. Yerine kendi delta yönünüzü bulmak, yönünüzde başarı olmak, kendinizi en iyi şekilde sevgili aslanlar kutlayacaksınız. Tebrikler. İş arayanlar için baktığım zaman evet uzun süredir hanede evli çiftlerde iş problemi varsa bunun artık gerçekten
3 hafta, 3 gün ya da 3 ay içerisinde güzel bir kapıda hanenize bolluk ve bereket gelecek. Umudunuzu kesmemeniz gerekiyor diyorum aslanlar. Özellikle devlette çalışanlar huzursuz ve mutsuz olabilirsiniz. Bulunduğunuz noktada bazı haksızlıklardan dolayı telaşlı ve endişelisiniz. Yer değişimi düşünceniz var ama şu an için imkansız. Sadece hayal ettiğiniz bu yola nasıl ulaşabilir? Devreye aslan burcu birini devreye sokarak bu enerjinizi düzeltebilirsiniz diyorum. Bu ara okumak, kariyerinizle alakalı gideceğiniz yolculuklar, kariyerinizle ilgili tamamlamanız gereken iş gereği bir sürü evraklarımız var. Ya da teziniz var. Bunları tamamlamak için çok doğru bir hafta. Duygusal olarak biraz kendimizi yorgun, halsiz, mutsuz, acayip derecede telaşlı ve endişeli hissedebiliriz. Belki doğru nefes alarak enerjimizi en iyi noktada oturtmamız gerektiğini uyarıyorum. Evet, duygusal olarak geçmiş ilişkinizi özleminiz varsa yepyeni bir insan adım atacaksınız. Geçmiş artık hapishane gibi. Siz bu hapishanede yara almayı bırakın. Yeniliğe, yenilenmeye ihtiyacınız var. Yeniliği görmek için doğru bir süreç. Evli çiftlerimiz için çekiyoruz. Evet, aşk o kadar güzel ve huzurlu bir döngüde ki siz mutluluğu, huzuru, tekrar bu haneye çocuk muradı düşünenler için yenilik ve güzellik var. Kalbinizi şifalandırın istiyorum. Evliliği kötü gidenlerde de artık başkaları için değil, kendiniz için nefes alın. Bu bağı kopartmak ve kendimize yeni yolculuk, yeni hayat kurmamız lazım. Kendinizi feda ettiğiniz hayat sadece yaşlanmanıza sebep oluyor. Kendinize güvenin ve yolculuğunuza başlayın güzellerim. Başaklar nasılsınız? Hemen çekiyorum. Oo, çok fazla içinizde ihanet, şüphe, korku, iş yerindeki insanların size yalan söylediğini, onlara güvendikçe kalben hançerlediğiniz, artık sır vermek istemediğinizi savunan bir haftaya geçiş yaptınız. Aslında bu seçimler sizin dönem dönem ruh dünyanızda oluşuyor. Hisleriniz, kalbiniz size ihanetleri biliyor ama iş, onlarınla bağlantılı iş kapılarımız olduğu için mecburen idare ediyorsunuz ama artık bu kandili kendi başarınız, kendi ışığınızla yakacaksınız. Hedeflediğiniz mor bereketi, kırmızı test zamanda parayla alakalı yaşadığınız sıkıntıların artık ışık gibi hayatınızdan yepyeni bir güçle başlayacağı ve korkmanıza gerek olmadığını savunuyor. Kendi işini yapanlarda, özellikle aile işiniz varsa, ortaklı işler varsa ve kendi enerjinizde yenilikler yaratmak istiyorsanız göz bakışınız o kadar güzel projelere yer alacak ki fikirleriniz, tasarımlarınız, yapacağınız işler güçlenmeniz ve bu içteki kaygılarınızı geride bırakmanıza yardımcı olacak. Mutlaka kendi işini yapanlarda büyük güç var. Özellikle kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız tebrikler. Hayatınızdaki özgürlüğünüz, hedefleriniz, planlarınız artık doğru imzalanıyor. Yeriniz değişiyor, konum değişikliğiniz ve ödüllenmek, başarınıza, bulunduğunuz ekip arkadaşı, çalıştığımız insanlar tarafından tebrikler mesajını çok fazla yoğun bir şekilde hayatınızda alacaksınız diyorum. Özellikle işsizler için iş probleminiz varsa değiştirmek ve huzursuzsanız artık değiştirme vakti. Korkmayın, cesaretinizi toplayın ve değiştirin. Çünkü değişecek nokta sizin kökten güçleneceğinizi, çok uzun soluklu noktada da kalacağınızı uyarıyor. Eğer devletteyseniz farklı bir alana geçmek istiyorsanız değişim için yöneticiniz ya da bir kadından alacağınız destek yer değişimi, şehir değişiminiz için yardımcı olacak. Aşk konusunda şu an sessizlik. Kalbinizdeki kişi sizi çok fazla incitmiş, onun özür dilemesini bekliyorsunuz. Evet, özür dileyecek ama daha vakti var. Evli çiftlerimiz için çektiğim zaman şöyle demek istiyorum sevgili, ruhlarınız birlikte ve kırgınlıkları geride bırakın. Boşuna şüphe etmeyin, o sizi gerçekten seviyor. Teraziler nasılsınız? Hemen sizin için. Şu ara bilimsel işlerinizle alakalı çözülmesi gereken seyahatler, yolculuklar, yeni paralar, yeni oluşumlar ve bir sürü oluşması gereken işlerimiz var. Bu hafta bunlarla ilgili çok yoğun. Yani gün size yetmeyecek. Yani saat size yetmeyecek. Evraklarınız, toparlanmanız gereken noktalar, büyük projeler, yeni işler, yenilikler size acayip renk katacak. Yalnız özellikle ayrılmayı düşünenler hata yaparsınız. Biraz daha bunun için 2 ay gibi. Yani yılanın ağzında 2 dil var. Ve burada bir elmanın üstünde bir tane de sap var. Der ki 2,5 ay sabırlı olduğunuz takdirde çok güzel bir teklif var. Ve bu teklifle birlikte kendinizi doğru noktada oturtacaksınız.
Devlette çalışanlar bulunduğunuz sistemde acayip kalp kırıkları, konuşmalar, tehditkar konuşmalar, kırıcı sözler havada uçuşuyor. Mümkün olduğu kadar siz yerinizi koruyun. Sizin üzerinizde oyunlar var. Oyunlara sakın gelmeyin diyorum. Dedim bile. Eğer ki yurt dışı yolculuklara, çocuklarınızla ilgili yurt dışı bağlantılarıyla alakalı hedefler varsa, bunlarla ilgili güzel süreçlerimiz var. Korkmanıza gerek yok. Ama lakin siz çok pimpirikli, çocukların üstüne çok fazla gidiyorsunuz. Onların enerjisini fazlasıyla yoruyorsunuz. Biraz onların özgüvenini yerine atın. Tabii ki sizin çocuklarınız ama bu hayat sizden sonra başkalarına da emanet oluyor. Fazla sıkıştırmayı bırakırsanız sevinirim. Bu ara eğitim konularımız ya da çocuklarımızın eğitim konuları ile ilgili gayet başarılı ve aydınlık bir nokta. Onlar için bereketli olacak ama sizin kendi içinizdeki ailevi sorunlarınız ve uzun süredir çözemediğiniz karı koca hayatımız, anne baba problemlerimiz gün gittikçe daha sert olmaya başladı. Siz bunları düzeltin. Eski ilişkiniz geri dönüyor. Merak etmenize gerek yok. Hem de evlilik teklif edecek. Uzun soluklu ilişkisi olmayanlar için biraz daha sabır, biraz daha yeniliğe ihtiyacınız var. Hoşçakalın efendim. Sevgili akrepler, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Evet, bu hafta konuşmalar çok fazla renkli ve keyifli olacak. Çözemediğiniz sorunlarla alakalı noktada çok güzel aydınlanma, yüz yüze konuşma ve bunları hayatımızda doğru noktada belirlediğimiz takdirde de bulunduğumuz iş alanındaki insanlarla iletişimimiz daha sağlam olacak. Korkularımız, kaygılarımız bitecek. Kurumsal ya da kurumsalda farklı bir alan değiştirmek istiyorsanız şu an için imkansız diyor. Ama bu nokta için biraz daha vakitte, biraz daha enerjinizi toparlamaya ihtiyacınız var. Ani karar verirseniz işinizden olmanıza ve bulunduğunuz noktayı kaybetmenize sebep olabilir. Devlette çalışıyorsanız, devlette yer değişimleriyle alakalı açık alan arıyorsunuz ama bence hiç açık alan aramayın. Bulunduğunuz noktayı kontrol edin. Özellikle taşerondan devlete geçtiyseniz, devlet kapınız size çok güzel bir nokta oluşturacak ve bu nokta size aydınlanma ve hayır sağlayacak olarak gözüküyor. Aşk hayatınızla alakalı noktada baktığımda dengeli ve keyifli. Gerçekten aşk size gülümseyecek, yeni ve dengeyi ve huzuru bulmak için çok güzel adımlar atacaksınız. Ve bu sizin evlilik yapacağınız hayat arkadaşınız olacak olarak uyarı veriyor. Evli çiftler için baktığım zaman aman Allah'ım, kalbi o kadar zorlamışsınız ki, kalbiniz o kadar acıyor ki, emeklerim, hayatım, düzenim hep ziyan oldu diyorsunuz. Bence bu sizin, Ayça Yavaş, bu sizin gereksizce sizin kurduğunuz bir düşünce. Hayatınızdaki insan sizi seviyor ve hayatınızdaki insana siz de doğru adım atmanız gerektiğini düşünüyorum sevgili takipçilerim. Özellikle boşanmayı düşünenler beklemeyin, acilen boşanın. Çünkü burada ihanet, yalan, karmaşıklık, aile bağlarının eksik olduğu gözüküyor. Bu aile bağları eksik olduğu sürece siz de mutsuzluğa doğru gidebilirsiniz. Taşınmak, yeni yolculuk, yeni bir oluşum istiyorsanız bu tarz fırsatlarımız var. Ve hatta kendi evinizi satıp farklı bir alandan ev almak istiyorsanız ya 3. kat olacak ya da 4. katta bir ya da hani 3 numara ya da 4 numara gibi bir enerjimizde ev sahibi olma gibi bir durumumuz var. Sevgili gençler, eğitiminize mümkün olduğu kadar özen gösterin. Üniversite sınavı sizin için başarılı gözüküyor ama özellikle gençlerimiz için özel çekim yapacağım. Panik yapmayın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Hemen çek. Oo, güneşin. Yani bu hafta aslında olumsuz gördüğünüz her şey size muhteşem şekilde enerjinizi, ışığınızı, hayattaki karmaşıklıklarınızı ve iş yerindeki yapılan haksızlıkları daha net bir şekilde hayatınıza sunulacak. Ama biz artıya geçiş sağlayacak. Yani yerimizde adaletsiz dönem, size haksızlık yapılan dönem bitiyor. Hak edilen masa, işinizle alakalı sunulan nokta size çok güzel bir aydınlanma yaratıyor. Kendi işini yapanlar için yer değişimi, mekan değişimi, yeri büyütmek, yeni planladığımız noktalar ve işimizle alakalı eksik noktayı en iyi şekilde görmeyi gösteriyor. O yüzden bu hafta boyanız, badanız, tamirat, tadilat konularınız varsa çözün çünkü kazançlı bir dönem. Devlette çalışıyorsanız acayip kurumsala mı geçsem, devleti bıraksam mı diye düşüncesi olan sevgili takipçilerim, bence hiç oraya sımsıkı sarılın sevgili yaylar, hiç vazgeçmeyin. Çünkü yerinizle alakalı noktada değişim hiçbir şey olmayacak ama en azından
kendiniz ekstra farklı işler yapıp burada sağlam noktamızı korumamıza yardımcı olacak diyorum. Ailenize ait bazı miras konuları çözülmesi konulan noktalarda özellikle baba, erkek kardeş, abi dediğimiz kişiler kadınlarla alakalı hak noktasında biraz zorlayıcı ve hak konusunda biraz yıpratıcı olabilir. Yasal olarak hakkınızı alacaksınız. Onlar kendi aralarındaki sorunlarını kendi kendine hayal kursunlar. Vakti gelince yasal hakkınızı yapın ki siz de haklarınızı ziyan etmeyin. Eski ilişkiniz geri dönecek mi derseniz hala dua ediyorsunuz. Dönsün, onun gözlerini, onun bakışını çok özledim diyorsunuz. Bu dönüyor da, dönüyor da yine gider gibi dönüyor. O yüzden bence ilişkiyi biraz onun adım atmasını bekleyin. Siz sakın atmayın diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara hazineniz bollukta. Birlikte seyahat, birlikte tatil, birlikte yapacağımız güzel oluşumlar ve ailedeki pürüzleri çözüp kendimizi daha mutlu hissedeceğimiz enerjilere doğru gideceğiz. Tam doğru bir enerji. Hatanız varsa özür dileyin. Çünkü birbirimize ait enerjiyi daha sağlam noktada sımsıkı sarılacağız gözüküyor. Evet, köklenmek istiyorsanız hayatınızla alakalı toprak yatırımı, ev yatırımı, kafanızdaki planlar varsa bu hafta kredi konuları araştıracaksınız. Doğru ev anahtarınız 5 hafta içerisinde hanenizde gözüküyor. Oğlaklar, abone olmayı unutmuyorsunuz. Oo, kalp konusunda böyle kalp acı çeker ya, böyle sıkışırsın. Acaba benimle alakalı aldatılıyor muyum, yalan mı söylüyor? Ben buna hep güvendim ama yani emeklerim mi ziyan olacak derseniz karşı tarafın kalbi size karşı çok doğru atıyor. Sadece onun ailevi sorunları, çözmesi gereken problemleri ve pürüzleri var. Bence onu fazlasıyla yormayın. Ve yormadığınız sürece de bu ilişkide acayip güzel bir oturma evresi var gözüküyor. Çalışma hayatınıza geldiğim vakit çok yorucu bir iş temponuz var. Özellikle evraklar, konuşmalar, toplantılar bu hafta çok yoğun olacak. Gideceğiniz, mesela serbest çalışıyorsanız gideceğiniz, emlakçıysanız satacağınız evlerde verimlilik ya da alım satım işleriyle çok uğraşıyorsanız, muhasebe alanındaysanız bu hafta evraklar, dosyalar, satışlar, hukuki evreler, devlet daireleriyle çok fazla vakit geçireceğiniz gözüküyor. O yüzden hafta size yetecek mi bilmiyorum. O haftaya da bırakmanız gerekebilir. Şimdiden uyarıyorum. Özellikle de kurumsaldan yer değişimi beklentiniz varsa yöneticiniz, patronunuz, bulunduğunuz ekip sizi çok seviyor. Hak edilen yarım konumdasınız ya, hak edilen tam konuma doğru geçiş için vaktiniz bu hafta, bu kutlamanız var. Hem vakit anlamında hem de kalite anlamında doğru nokta size verilecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Devlette çalışanlar için seçiyorum. Özellikle sağlık sektöründe, devlette ait sağlık alanlarında, hizmet alanlarında çalışıyorsanız çok stresli ve gerginsiniz. Hatta izin haklarınızla alakalı da hala biriken izinleriniz var. Bunlarla ilgili mücadele dönemimiz olacak. Farklı bir devlet alanında çalışıyorsanız, mesela katip olabilirsiniz, hakim olabilirsiniz, savcı olabilirsiniz. Bu konuda yer değişimleriyle ilgili araştırmalar var. Size doğru nokta verilecek. Sabırlı ve mantıklı olun diyorum. Evet, evli çiftlerimizle alakalı noktada aşk güzel dedim. Dedikoduya gerek yok ama eski ilişkinizle ilgili onun günahkar ve yalancı olduğunuza karar verdiniz. Yeni kitap okuyup yeni bir ilişki tatmak istiyorsunuz. Bence çok doğru karar verdiniz. Çünkü sizin emeklerinize, sizin sevginizi hak etmiyordu. Ve boş aile olarak da kültürlerimiz uygun değildi. Bence bu yolculuk doğru karar. Bu ara ailemizle evlenmeyi düşünenlerde biraz gecikmeler söz konusu olabilir. Aman üzülmeyin, hayatınızdaki insanla evlilik yapacaksınız. İkili kovalar, abone olmayı unutmuyorsunuz canlarım. Hemen çekiyorum. Oğlum. Şöyle kendinize yalan söylüyorsunuz. Her şey çok güzel. Ay ben mutsuz değilim. Ay yarın bu işi de halledeceğim. Biraz disiplin ve kural. Çünkü son 5. aya geldik. Hala siz 2020'deki problemlerinizi bitirmediniz. Ve bu problemler gitgide büyümeye başladı. Ama siz maşallah yıldız gibi, kral gibi ortalıkta dolanıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar tüm pürüzleri çözmemiz gerekiyor. Çözmediğimiz takdirde yasal problemler, ödenmesi gereken yasal sıkıntılarımız gündeme gelecek. Çalışma hayatınızla alakalı noktaya çektiğim vakit evliliğinizi gösteriyor. Evliliğimizle alakalı bu haneye çocuk düşünceniz ya da çocuklarınızla ilgili yatırım düşünceniz gündemde olabilir. Ama eşinizin iş değişimi, konum değişimiyle ilgili sürpriz bir nokta var. Özellikle bu değişim hem maddiyat anlamında hem de parasal hayatımızla alakalı noktada evimizde büyük bir bereketin geçiş evresi söz konusu olacak.
Sevgili kovalar, özellikle balık ya da koç burcu olan aile bireylerimizde sağlık problemleri olabilir ve bunlarla bir hastane tempomuz, koşturmamız olabilir. Mümkün olduğu kadar sinirlerinizi kenara atıp onların sağlık problemleriyle ilgilenin. Bu ara farklı bir alan, yurt dışı ile alakalı düşünceniz varsa gidin. Orada gideceğiniz yolculukta size muhteşem bir kalp misafir olacak. O yüzden bu gideceğiniz yolculuk sizin doğru insanınızı bulmanıza yardımcı olacak. Boşanması olanlar tekrar geri çekmek kararı içerisindesiniz. Tekrar birbirimize fırsat veriyoruz. Bu fırsatı doğru değerlendirin. Doğru değerlendirmediğiniz takdirde özellikle de eşiniz çok yıpranmış ve o sizin iş temponuz. Onun kendi içindeki ev temposunda yalnızlıklar var. Eşinize biraz zaman ayırırsanız evliliğiniz kurtulur. Bu ara kız çocukları olan, özellikle kalabalık çocukları olan, özellikle yoğunlukla kız çocuğu olan haneye bir ev müteahhite girebilir. Evle alakalı, toprakla ilgili arsanız müteahhit teklifi gelebilir. Bunu doğru değerlendirin. Özellikle de çok çocuklu bir haneyseniz evde tamirat söz konumuz var. Miras konularınızla ilgili özellikle karmaşık konuşmalar ama haklar alınacak. Ama sizin de diliniz durmuyor mübarek. Bu dilinizi bir tutun lütfen. Sevgili balıklar, nasılsınız güzel ailem? Hemen bakıyorum. İçiniz hani böyle yaşayan ölü gibiyim. Elimi ne yatsam kuruyor. Bu hafta öyle böyle bir dengesiz konuşmalarınız, kendi kendinize kötü enerji yüklemeleriniz var. Aslında pazartesi, salı çok kötü geçecek. Çarşamba, perşembe, cumartesi sizin için gayet keyifli ve hafta sonu gideceğiniz yolculuk yeniden şifalanmanıza yardımcı olacak. Yani iş hayatınızla alakalı pürüzlü ya da sorunlu problemleriniz varsa kendi kendinize kalbinizi kırmayın. Yöneticiler, çalıştığınız iş ortamındaki gergin alanı konuşarak çözebilirsiniz. Siz mübarek alınıyorsunuz ananız babanız gibi. Sonrasında da ben ne yaptım oluyorsunuz. Alınmayı bırakın. Direkt problemlerinizi üst düzey yönetici ekip arkadaşlarınıza yansıtmanız gerekiyor. Bunu öğrenmeniz lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal harcamalarınızla alakalı dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmediğiniz takdirde bazı kredilerimiz ve bazı ödenmesi gereken olaylarda çekinip senedimizde aksilikler olacak ve yazılımlar var. Mümkün olduğu kadar kendi enerjimize değil bu borçlarımızla alakalı noktayı çözmemiz gerekiyor. Toprak satmak isteyen sevgili balıklar, güzel bir teklif var ama toprağınız kıymetli. Biraz daha bekleseniz mi? Yani buranın çok daha kıymetli olacağı gözüküyor. Bence siz gereksizce bu toprağı harcıyorsunuz. Onun yerine kredi çekin, borç ödeyin ama toprağınıza dokunmayın diyorum. Bu ara duygusal olarak ruhum adaletsiz tavırlarda. Özgür ruhu enerjim var. Sevgilimi seviyorum ama enerjik bir noktadayım. Herkese göz kırpabilirim modundasınız. Sevgilinizi yakalayabilir. Dikkatli olun. Evli çiftlerle alakalı noktada da bu ara şöyle uyarı var. Aslında hayallerimizi konuşacağız. Nerede yaşayacağız? Nasıl bir hayatımız olacak? Yaşlılığımızda neler yapacağız? Birlikte birbirimizle alakalı hayal noktalarımıza dokunacağız ve birlikte planladığımız yolculuklar bize mutluluk ve keyif katacak. Mümkün olduğu kadar hayalleri birlikte paylaşmamız gerekiyor. Özellikle erkek çocuğu olan sevgili anneler, çocuklarınızın alışkanlıklarında bazı değişiklikler olabilir. Mümkün olduğu kadar telefonunu, çantasını, cebini, ıvırını, zıvırını kontrol edin. Risk altında kalmayın. Çocuk tedavisi düşünen balıklar için bu ay doğru bir ay değil. Biraz daha sabırlı olursanız Rabbim sizi Eylül-Ekim gibi evlat sahibi yapacak. Sadece siz enerjinizden vazgeçmeyin. Eski ilişkisini bekleyenler için hemen bir kart çekiyorum. Evet, umut var ama yabancı bir insanla tanışmak da var. Tercih sizin. Mutlu kalın efendim. Hoşça kalın.